أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili Kur'an dostları, dersimize Tevbe suresinin 81. ayetiyle devam ediyoruz. Daha önceki derste hatırlayacağınız gibi münafıklarla ilgili Tebük seferi çerçevesinde geçen olayların bir özeti sunulmuştu. Şimdi yine aynı seferle ilgili bir takım olaylar çerçevesinde iki yüzlü mantığın, iki yüzlü aklın belki evrensel işleyiş biçimine ilişkin kimi Kur'ani tespitleri göreceğiz. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ Terk edilen, geride bırakılan kimseler, Resulullah'a muhalefet ederek oturup kalmalarına sevindiler. وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ Bir de kalkıp şu sıcakta savaşa çıkmayın diye propaganda yaptılar. Bu ayetten anlıyoruz ki, ayetin mevsiminden anlıyoruz ki, burada sözü edilen savaş, sefer daha doğrusu, Tebük seferi. Çünkü Tebük seferi çok sıcak bir mevsime denk gelmişti. Ve bu ayette okuduğum bu cümlelerde ikiyüzlü mantığın, mazeretçi mantığın kendini ele verdiğini görüyoruz. Mazeretçi mantık sadece o çağa özgü, bu ayetin ilk muhataplarının yaşadığı çağa özgü bir mantık değil. Mazeretçi mantık her çağın mantığı. Ve bu mantık eğer mazeret üretmeye başlarsa, Allah'a, Resulüne bile mazeret üretebilme yeteneğine tırnak içinde sahip bir mantık, bir akıl. Onun için bu ayetleri mazeretçi akla tokat gibi bir cevap olarak görmek lazım. Kul ki o tokat gibi cevap geliyor. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًا Bu mazeretçi akla şöyle de, onlara cehennem ateşi daha sıcaktır de. لَبْ كَانُوا يَفْقَهُونَ Tabii ki bunun bilincine varırlarsın. Bu da apayrı bir problem. Çünkü sorun yaklaşım sorunu. Algılama problemi var. Eğer algılayabilirlerse bunu algılayamaz. Neden algılayamaz ikiyüzlü akıl? İkiyüzlü akıl aslında elenmiştir. İşte ayetin girişi, muhallefu, geri bırakılmıştır. Elenmiştir. Fakat ikiyüzlü akıl baktığı yerden kendisini elenmiş olarak görmez, atlatmış olarak görür. Onları atlatmış olarak. Hakikati, Allah'ı, peygamberi atlatmış olarak görür. Allah ona sen elendin derken o kendisine iyi atlattın der. Onun için de ikiyüzlü mantık algılayamaz. Yaptığı o korkunç yanlışı
algılayamaz. İşte bu, fark bu. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Artık bundan böyle dünyada az biraz gülsünler, fakat ukbada çok ağlayacaklar. Çünkü onların ne dediği değil, Allah'ın ne dediği önemli olduğu için, onların atlattık dediğine, Allah elendiniz dediği için dünyada az biraz gülebilirler. İki yüzlü mantığın yüzüne taktığı maske belki bir miktar kendisine getiri sağlayabilir. Fakat maskesinin kesinlikle sıyrılacağı bir gün gelecek ve işte o gün kendi yüzünü görmeye dayanacak. Cezaen bima kanu yeksibun. Tabii ki kazandıklarının karşılığı olarak. Hiçbir profesyonel münafıklık ahirete kadar sürdürülemez. Hiçbir. Ve ilginç olanı, iki yüzlüler tek dünyalıdır. Eğer çift dünyalı olsaydı tek yüzü olurdu. Eğer burada yaptıklarının hesabını bir başka dünyada kesinlikle vereceğine inansaydı, yani çift dünyalı olsaydı tek yüzü olurdu. Her iki yüzlünün tek dünyası vardır. Onun için de bu bir kaidedir adeta. İki dünyalı olanın iki yüzü olmaz. İki dünyaya birden bakanın, burada yaptıklarının sonucunu bir şekilde atlatabileceğini düşünse dahi, bir gün hesabının sorulacağına inanan bir insan nasıl çift yüzlü olabilir? Nasıl maske taşıyor? فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ. Bundan sonra Allah sana seferden dönmeyi nasip eder de onlardan bir grupla karşılaştırırsa, peygamberle doğrudan hitap var. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. Ve onlar da senden gelip savaşa çıkma izni İsterlerse fekul, onlara de ki len tahrucu ma'iye ebeden ve len tukatilu ma'iye aduva. Bundan böyle benimle sefere çıkmayacaksınız ve benim yanımda asla düşmana karşı savunma yapmayacaksınız. اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْعُقُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Madem siz bir kez oturup kalmaya razı oldunuz, فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِف۪ينَ. O halde bundan sonra da geri kalanlarla birlikte oturmayı sürdürün. Yani artık yüzünüz olmamalı sefere çıkmak için. Artık yüzünüz olmamalı, çünkü siz gerçek yüzünüzü maskeyle sakladınız. Bundan böyle hangi yüzle gelip de peygambere artık seninle birlikte olacağız diyebilirsiniz diyor Kur'an. Buradaki son kelime halifin, savaştan muaf tutulanlar diye çevrilmiş, anlaşılmış klasik tefsir tarafından. Fakat bizce burada anlamı bu bağlamda kaçanlar. Çünkü savaştan muaf tutulanlar ayrı bir kesimdir. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve bunun gibiler. Ama bir de kaçaklar var, firarlar. Bunlar halifin firarlar.
savaştan muaf tutulanlar için bizce Kur'an çok daha farklı bir kavram kullanıyor. O da kaidin, 86. ayetin sonunda. Kaidin, yani geride kalıp oturanlar, otura kalanlar, kalkamayanlar, gelemeyenler. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ. Bir de onlardan ölen herhangi birinin namazını kılma ve kabrinin başında da asla bulunma. Bu tabii ki devamını da okuyunca daha iyi anlaşılacak. Münafıklar için olduğu kesin. Fakat bunu spesifik olarak belli isimlere hasretmek de doğru olmasa gerek. Ayeti bitirelim. İnnehum keferu billahi ve rasulihi ve matu ve hum fasikun. Çünkü onlar Allah'a ve elçisine nankörlük ettiler ve yoldan sapmış bir halde ölüp gittiler. Bu çok hayatta yapılmış yanlışların bir daha tevbe etmeden o yanlışlar üzere ölüp gitmek işte getireceği en büyük felaket bu. Ve Kur'an da ne hal üzere o öldüğüne dikkat çekiyor. Yoksa yanlış yapılabilir. Hata mümkündür. Günah insan içindir. Ama günahı savunmak, günahta ısrar etmek, günahı işlemekten bin kat beterdir. Onun için insan, günahı işlemekten daha fazla günahta ısrar etmek ve günahı savunmaktan korkmalı. Bu ayetin Medine münafıkları reisi Abdullah bin Ubey bin Selül hakkında indirildiği söylenir birçok tefsirde. Fakat Taberi'nin bize naklettiği bir gerçek var ki ben onu gerçek olarak kabul ediyorum, tarihsel bir hakikat. Münafıkların elebaşısı Abdullah bin Ubey, Münafikun suresinden hemen sonra öldü. Münafikun suresi ise Beni Mustalik seferi sırasında indirildi. Beni Mustalik seferi ise hicretin 6. yılında yapıldı. Dolayısıyla hicretin yaklaşık 7. yılında ölmüş olması gerekiyor münafık elebaşının. Oysa ki Tebük seferi biz biliyoruz ki hicretin 8. yılından sonra yapıldı. Onun için bu ayeti Abdullah bin Ubey bin Selul'e atfetmek çok fazla isabetli gözükmüyor. Zaten ayet de onlardan söz ediyor. Hatta ala ehadim minhum, onlardan bir tanesi diyor ölürse. Ki demek ki bir kitleden söz ediliyor burada. Onun için bu ayetin Abdullah bin Ubey bin Selul'le ilişkili olduğunu söyleyen Buhari, Tirmizi, Nesai gibi hadis derlemecilerin de derlediği rivayet bir takım problemleri içinde barındırıyor. Ki o rivayette Hazreti Ömer, Resulullah onun cenazesini kılmaya kalktığında arkasından yapışıyor ve Allah seni onun cenazesini kılmaktan men etmedi mi diyor. Allah'ın cenaze kılmaktan men ettiği tek ayet bu açık biçimde. Ama bu haberin sonunda da bunun üzerine bu ayet indi diyor. Eğer onun üzerine bu ayet inmişse Allah'ın men ettiği ayet hangisi diye tabii ki sormak gerekiyor. Onun için rivayette açık bir çelişki bulunduğundan dolayı daha önceki dersin son ayetini tefsir ederken de bu mesele üzerinde bir miktar durmuştum. Bu rivayetlerden daha çok Resulullah'ın genel bir münafık kitlesi, 200'lü kitleyi muhatap aldığını görüyoruz bu ayetle. Tabii ilginç olan
bir gerçek var. O da münafık elebaşısının ölmek üzereyken cenazesine Resulullah'ı vasiyet etmesi. Bu sahih bir haber. Hatta hırkasını vasiyet etmesi. Resulullah'ın giysisini bana kefen olarak sarın demesi. Bu sahih bir haber. Ben bunun üzerinde bir ders dursam yine de az gelir. Fakat tabii ki öyle bir zamanımız yok. Fakat siz bir dersten daha fazla bir zaman ayırın düşünce dünyanızda bu olaya. Ve sorun kendinize. Münafıkların reisi, peygamberin hanımına iftira atmış, zina isnat etmiş bir adam. Resulullah'ın ordusunu ikiye bölmüş bir adam. Tam ölüm kalım günü olan Uhud'daki belki de yenilginin sebebi olan adam. Çünkü 300 kişiyi ayırmıştır. Ve bir ömür Resulullah'a iftira etmekten, onun başarısızlığı için elinden geleni yapmaktan geri durmamış ve her türlü ahlaksızlığı yapmış olan bir adam, Resulullah'ın hırkasını kefen diye sarınmak için vasiyet ediyor. O halde bu adamın aklında, zihin dünyasında Resulullah'ın hırkasına yüklediği bir kutsal anlam var. Bu önemli. Yoksa ölüp gidiyor. Neden yapsın bunu? Söyler misiniz? Resulullah'ın hırkasına sarılı olması onu münafık olmaktan kurtarmaya yetiyor. Sizin cenazenizi de peygamber kıldırsaydı ne değişir? Elleriyle kabre koyduğu rivayeti aynı rivayetin devamındadır. Sizin cesedinizi peygamber elleriyle kabrinize yerleştirseydim, ne değişir? Yine söyler misin? Kur'an dostları, peygambere bakışınız münafıkların elebaşısı Abdullah bin Ubey bin Selul gibi olmasın sakın. Peygamberin hırkasına kutsallık atfet. Onun elleriyle kabrinize yerleştirmesine kutsallık atfetmek hiçbir şeyi değiştirmiyor. Değiştirecek sizin tercihinizdir. Sizin hayatınızdır. Sizin eyleminizdir. Resulullah'ın hırkasına değil, Resulullah'ın yoluna kutsiyet onun sizin cesedinizi değil, onun sizin hayatınızı kontrol etmesine, hayatınıza bir yol çizmesine, bir kılavuzluk yapmasına, yol haritası olmasına temin etmeniz gerekiyor. Budur sizi kurtaracak olan. Yoksa derisini yüzseler, size giydirseler görüyorsunuz. Ama hiçbir şey değişmiyor. Ve bunu münafıkların elebaşısı bile böyle düşünebiliyor. Bu bir meziyet olmuyor. Sayılamıyor. Sayılmıyor. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ Ve onların malları da, çocukları da seni imrendirmesin. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا Şu kesin ki Allah bu şeyleri onlar için dünyada bir azaba dönüştürmek وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ve canlarını inkara gömülüp gitmişken çekip almak istiyor. Aslında ayet, münafığın zihnindeki tek dünyacı algılayışa kinayeli bir atıf yapıyor. Tek dünyacı. Demiştim ya, iki yüzü olanın iki dünyası olmaz diye. Bir adamın iki yüzü olması için tek dünyası olması lazım. Burada da Resulullah'a hitap ediyormuş gibi yapan ayet, aslında tek dünyacı mantığa hitap ediyor.
ve onların tek dünyası seni imrendirmesin diyor mümin. İmrendirmesin. Çünkü onların çift yüzü var. Çift yüzü olunca tek dünyasının da gününü göremeyecek. Hatta o tek dünyayı da mahvedecek, perişan edecek. Maskelerle ne kadar yaşanabilir? Maskelerle mutlu olabilmiş bir iki yüzlü bulunabilir. وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ اَامِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ Hem ne zaman Allah'a güvenip iman edin ve elçisiyle birlikte cihad edin diyen bir pasaj indirilse, sureyi pasaj diye çevirdim çünkü bugünkü ıstılahi anlamını kazanmamıştı o gün sure. Sure sure değil, pasaj pasaj indiriliyordu Kur'an. O nedenle pasaj diye o günkü anlamıyla çevirdim, bugünkü anlamıyla değil. İste'zeneke ulut tavli minhum ve kalu zerna nekun ma'al kaidin. İçlerinden durumu gayet müsait olanlar bile senden izin isteyerek derler ki bırak bizi oturanlarla birlikte oturalım. İşte yukarıda halifin sözcüğünü açıklarken not düşmüştüm 83. ayette. Burada kaidin deniliyor. Oturanlarla birlikte oturalım. Yani bunlar savaştan kaçanlar değil oturanlar. Savaştan muaf tutulanlar. Mazereti, gerçek mazereti olanlar. İşte kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlılar gibi. Radu bi en yekunu ma'al havalif. Tekrar sözü başa aldı Kur'an ve onların aslında sadece savaştan kaçma suçu değil, sadece cihadı terk etme, firari olma suçu değil. Bu suçun arkasında daha temel bir problem yatıyor, bir inanç problemi. O da Allah'a güvenememe. Allah'ın yaptıklarını değerlendireceğine olan kuşkuları. Allah hakkında kuşku duymadan biri böyle bir eyleme girişemez. Bunu da Allah böyle açıklıyor bize. Allah'ın baktığı yerden böyle görünüyor olay. Geri kalanlarla birlikte olmayı gönülden kabullendiler. وَتُوبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Sonunda kalplerine mühür basıldı. Artık onlar gerçeği kavrayamazlar. Bakınız, mühür basılan bir süreç nasıl başlıyor? Gerçeği kavrayamama aslında mühür basılmada hep bunlar mecazi, hep bunlar temsili ifadeler, simgesel bir anlatım var burada. Yoksa kalplerinde mühür izi falan görmezsiniz tabii ki. Ama mantık tersine çalışıyor. Artık mantık istikametini kaybetmiştir. Koordinatlarını yitirmiştir. Onun içinde hiçbir zaman doğruyu göremez. Neden? Çünkü yamuk bakan nasıl doğru görür ki? Yamukluğu bakışlarında değil, baktıklarında aramaya başlayacaklar. Ben yamuk bakıyorum diyemedikleri sürece de her doğruyu yamuk görecekler. Hatta onu düzeltmeye kalkmaları birer cinayet olacak, felaket olacak. Düşünebiliyor musunuz? Yamuk bakan biri eşyayı düzeltmeye kalkıyor. Her düzelttiğini yamultacaktır. Onun için koordinatlarından şaşırmıştır. O bakışın koordinatlarını yitirmiştir. Onun için her baktığına yamuk bakacaktır. Hakikati de tersinden görecektir. Eylemi akıl üretir. Öyle değil mi dostlar?
Eylemin sonucu ise kalbi etkiler. Kirli akıl, kirli eylem üretir. Kirli eylem kalbi kirletir. Ve sonuç paslanmış bir yürektir. لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Fakat elçi ve onunla birlikte iman edip mallarıyla ve canlarıyla cihad eden kimseler var ya. وَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ İşte onları hayırlı sonuçlar beklemektedir. Güzel meyveler beklemektedir. Birden fazla güzellik beklemektedir. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Üstelik kurtuluşa erecek olan da onlardır. Ayet açık. Tefsiri içinde. Bu ayet müfesser değil, müfessir adeta. Yani tefsire ihtiyaç duymuyor, kendisi tefsir ediyor. Razi'ye göre hayırlı sonuçlar, cihadın dünyevi meyveleri, ürünleri, fetih, insan kazanımı, iktidar, devlet vesaire gibi. Bizce çok daha öte bir şey. Özgürlük ve izzet, haysiyet, onur, şeref, iman ve adalet. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ve daha ne hazırlamıştır Allah onlar için? Allah onlar için zemininden ırmaklar çağlayan, içerisinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ İşte budur muhteşem zaman. Evet, savaşlar zafer için yapılır değil mi? Aslında hayatın kendisi bir sefer, kendisi bir savaş. Ve hayatın en büyük zaferi, hayatı Allah'a kirlenmemiş olarak sunmaktır. Budur hayatın bitimsiz zaferi. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ Kendilerinin savaştan muaf tutulmaları için beyan edecek özrü olan Bedeviler hiç değilse geldiler. Bedevilerden söz ediyor bu cümle. Hiç değilse geldiler ve özür dilediler diyor. وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulünü yalanlayanlar ise oturup kaldılar. سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlardan küfürde ısrar edenlere ergeç, acıklı bir azap dokunacaktır. Dikkatinizi çekti ise eğer, ayet bedevilerden söz ederek girdi. Tebük tavrına ilk tepkidir ayet. Bedevilerin Tebük seferindeki tavırlarını ele alan pasajın ilk ayeti. Fakat ilginç olan bir durum var. Mazeret ileri süren bedevilerden söz ediyor ayet. Geçerli, geçersiz veya yalan da olabilir bu mazeretler ki kelimenin etimolojisi bize onu veriyor zaten. Yani muazzirun, müfessirlere göre mu'tezirun anlamına gelir demişler. Bu da sürülen mazeretin niteliğini ifade etmez. Bir mazeret sürüldüğünü, ileri sürüldüğünü ifade eder. Mazeretin niteliği doğru olabilir. O zaman mazur görülür. Yalan da olabilir. Geçersiz de olabilir.
Onun için her tür mazerete delalet eden bir kelime bu. Fakat ayet bir şeyi daha tespit ediyor. Bedeviler, yani kaba saba, şehirlilikten nasip almamış adamlar özür dilediler ama beri tarafta şehirliler özür dilemediler. Oysa ki özür dilemek şehirli tavrıdır. Rafine bir tavırdır. İnce bir tavırdır, kibarlıktır. Burada ayet bunu eleştiriyor. Siz ey şehrin münafıkları, ey Medine'nin medeni olmamış münafıkları, bedevilerin bile özür dilediği bir durumda siz özür dilemediniz. Burada benim dikkatimi çeken bir başka şey de Kur'an ne kadar hassas bir ayrıma tabi tutuyor. Kur'an mazereti geçerli olsun ya da olmasın, özür dileyenlerle dilemeyenleri aynı kefeye koymuyor. Aynı sepete koyup değerlendirmiyor. Ayırıyor. İşte bu temyizdir. İşte bu seçmedir. İşte bu ayıplamadır. Yani küçük bir şey gibi gözüküyor. Özür dilemek. Ama Allah özür dileyenleri dilemeyenlerle aynı kategoride saymıyor. Bu da önemli. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَسَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ Zayıflar, hastalar, infak edecek bir şey bulamayan yoksul kimseler için Allah'a ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece bir sorumluluk yoktur. Dikkat buyurun lütfen. Bakınız burada nasahu lillahi ve rasuli. Allah'a ve Resulüne, elçisine nasihat ettikleri sürece anlamına gelir. Literal olarak. Lafzi anlamı budur. Demek ki peygamberden bize اَدْد۪ينُ نَس۪يحَةٌ اِنَّ الد۪ينَ نَس۪يحَةٌ haberi gelirse din nasihattır. Ya din lafmış diye anlamayacağız. Nasihat Allah'a ve elçisine samimi olmaktır. Din samimiyettir diye anlayacağız öncelikle. Onun için burada da o anlatılıyor. Allah'a ve Resulüne nasihat, Allah ve elçisine samimi davranmaktır. Eğer samimi davranmıyorsa bir insan, burada problem davranıştan daha öte, yürekle ilgili, inanışla ilgili bir problemdir. Çünkü gören bir Allah'a inanmıyor demektir ki en büyük problem. مَا عَلَى الْمُحْسِن۪ينَ مِنْ سَب۪يلٍ İyilik yapanları sorumlu tutacak bir gerekçe de yoktur. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّح۪يمٍ Zira Allah çok bağışlayan, merhametiyle kuşatandır. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ Bir de sana kendilerine binek sağlaman için gelenlere de bir sorumluluk yoktur. Burada mazereti meşru olanlar sayılıyor. Yukarıda hastalar sayıldı, zayıflar sayıldı. Bir şeye sahip olmayan, sefere çıkmak için gerekli olan servete sahip olamayanlar sayıldı. Burada yine mazur olanlardan bir başka kesime işaret ediliyor. Ve deniliyor ki, sana kendilerine binek sağlaman için gelenlere de bir sorumluluk yoktur. قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
Hani sen sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman. Tevellev ve a'yunuhum tefidu mined-dem'i hazenen ellâ yecidû mâ yunfikûn. Bu yolda harcayacak bir şey bulamadıkları için, yoksul oldukları için, üzüntüden iki gözleri iki çeşme dönmüşler. Tarihsel bir olaya atıp. Medine'de yaşanmış bir olay bu. Tebük seferi sırasında Resulullah ordugaha orduyu toplarken, bir grup yoksul insan, genç, delikanlı, tığ gibi. Ama sefere ne azıksız ne de bineksiz çıkılabilir. Çünkü gidilecek yol yüzlerce kilometrelik, uzun bir yol ve sıcak. Hiç kimse ikinci bir kişinin azığını taşımıyor. Herkes kendi lojistiğini sağlamakla mükellef. Onun içinde bir grup yoksul insan, yüreğinden Resulullah'ın çağrısına uymak geçmiş, geliyorlar, bize birer binek sağlayamaz mısın ya Resulallah? Yok. Olanlarınki zaten dağıtılmış, yedekler zaten dağıtılmış, elde hiçbir binek. Resulullah sağlayamayacağını söyleyince ağlayarak, ama ayette bu ağıt öyle normal, sıradan bir ağıt değil. Zemahşeri'nin Keşşaf'la da söylediği gibi tefidu mined-dem ibaresi sıradan bir ağlama değil diyor Zemahşeri. Gözün çeşme olması diyor. İşte onun için ben de iki gözü iki çeşme diyeceğim. Gözlerini çeşme yap. Hıçkıra hıçkıra dönmüşlerdi. Allah bunu görmek istiyor. Bilmiyorum ama belki de gidenlerin çoğundan çok daha fazlasını aldılar. Böyle gidememek belki de bazı biçimlerde gitmekten daha hayırlı geldi onlar için. Çünkü Allah nereye nazar ettiğini iyi bilir. Bunlar içerisinde Makil, Suveyd ve Numan isimli üç kardeş de var imiş. Genç, tığ gibi üç kardeş. Ve en çok da onlar yanmış, onlar ağlamış. Resulullah'la beraber böyle bir sefere katılamadım diye. Bilemiyorum, belki de en çok hisseyi onlar almışlardır. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءَ Fakat sorumluluk ancak yeterli varlık sahibi olduğu halde senden sefere çıkmamak için izin isteyen kimseler için geçerlidir. رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ Onlar geri kalanlarla birlikte bulunmayı içlerine sindirdiler. Razı oldular. Bunu sindirdiler. Ve taba'a Allahu ala kulubihim fehum la ya'lemun. Allah da onların yüreklerini mühürledi. Öyle ki artık onlar yaptıklarının farkına dahi varamıyor. Dikkatimizi çekiyor mu sevgili Kur'an dostları? Yukarıdan beri farkına varamamaktan söz ediyor. La ya'lemun diyor. La yefkahun diyor Kur'an. Sürekli bunu tekrar ediyor. Bilincine varamamak, farkına varamamak. Aslında bir akıl problemi, bir bakış problemi, bir düşünüş problemi var ortada. Algı problemi. Algılayamıyorlar. Lehlerine ve aleyhlerine olanı algılayamıyorlar. İşte münafık aklının ters çalışma biçimi. Algı problemi var. Onun için bir insan yüzüne maske takıyorsa yüzünden önce yüreğine takmış demek.
Bir insan çift yüzlülüğü benimsemişse, o insanın önce hakikate karşı bir algı problemi var demektir. İşte burada görüldüğü gibi. يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعَتُمْ اِلَيْهِمْ Seferden dönüp de karşılaştığınız zaman size bahaneler sıralayacaklar. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ De ki, boşuna bahane üretmeyin. Kesinlikle size inanmayacağız. قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ Allah sizin gerçek durumunuzdan bizi haberdar etmiştir. وَسَيَّرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah da, elçisi de yaptıklarınızın hesabını tırnak içinde söylüyorum bu sözcüğü, yaptıklarınızın hesabını görecektir. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ En sonunda görülemeyeni ve görüneni ayrıntılarıyla bir bilenin huzuruna çıkartılacaksınız. Yani görülemeyeni ve görüleni bilen Allah'ın huzuruna çıkartılacaksınız. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve o size yapıp ettiklerinizi bir bir haber verecek. سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ Dönüp de üzerlerine vardığınızda sizi baştan savmak için Allah adına size yeminler edecekler. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? 94. bir önceki ayette اِذَا رَجَعَتُمْ اِلَيْهِمْ ibaresi var. Yani dönüp de sizinle karşılaştıkları zaman. Burada ise aynı ifade farklı bir ibareyle dile getiriliyor. Ne deniyor burada da? اِذَا قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ اِذَا رَجَعَتُمْ اِلَيْهِمْ اِذَا قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ Fark var mı diye soracaksınız. Bu bir kuraldır. İhtilaful esma tedullu ala ihtilafil mana. İsimler farklılaşırsa mutlaka manada da farklılık gözükür. Onun için elbette fark var. Burada ki fark inkalebe, raca'dan farklı olarak vuslat ve istila anlamına gelir. Yani üzerlerine vardığınızda, sıkıştırdığınızda, siz neden buradasınız bakayım dediğinizde sizi baştan savmak için bu sefer yemin etmeye başlayacaklar. فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ Madem öyle siz de yakalarını bırakın. Bırakın onları. اِنَّهُمْ رِجْسُمْ Çünkü onlar iğrençleşmiş var. Üsluba dikkat. Ve zamana dikkat. Bu ayetlerin indiği zaman Resulullah'ın Medine'ye de değil yarımadaya hakim olduğu bir zaman. Ses çıkaracak kimse kalmamış. Bizans'a kafa tutuyor İslam. Peygamber devleti. Onun için böyle bir zamanda Resulullah'ın merkezinde, başkentinde bir avuç iki yüzlü insan çıkıp İslam'a ihanet edebiliyorlar. Ama ne diyor Kur'an? Bırakın yakalar. Tutun ve hesabını görün de diyebilirdi. Ve kimse de hesap soramazdı. Çok ilginç. Bırakın yakalar. İşini bitirin de diyebilirdi. Ama öyle demiyor. فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ
işinize bakın diyor. Bırakın. Kendi başlarına, hallerine bırakın. Tabii hemen sonra gelen ibare daha ilginç. İnnehum ricsun. Çünkü onlar iğrençleşmiş varlıklar. Ben böyle çevirmeyi uygun gördüm. İğrençleşme. Rics aslında murdarlık demektir. Fakat Kur'an'da birçok yerde rics ile taharet birbirinin zıttı olarak kullanılırlar. Onun için de burada da taharetin zıttı olarak kullanılıyor. Ve yine Kur'an'da birçok yerde bu iki kelime maddi değil manevi anlamda kullanılır. Yani pislik manevi pisliktir, yürek pisliği, zihin pisliği. Taharet temizlik de yürek temizliği, zihin temizliğidir. Onun için burada da manevi anlamda kullanılıyor ve bir şeye dikkat çekiliyor. İğrençleşme, iki yüzlünün iğrençleşmesi nedir? Ne anlama gelir? Saygı ve özgüveni yitirmenin son durağıdır. İğrençleşme. Bir insan kendisine ve eşyaya ve Allah'a ve başkasına olan saygısını yitirirse özgüvenini de yitirir. Münafık aklının sahibini değerlerin dibe, onursuzluğun tavana vurduğu noktaya getirmesi ifade edilir. Değerlerin dibe, onursuzluğun tavana vurdu. Bir münafık aklıyla karşı karşıyayız. Onun için Allah neden nifaka böylesine azar ediyor, böylesine sert yapıyor derseniz, çünkü nifaktan zarar gören Allah değildir. Nifaktan en çok zararı münafığın kendisi. Kendi insanlığına yöneltilmiş bir hakarettir de onun için. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sonunda yaptıklarına bir karşılık olarak varacakları yer cehennemdir. Aslında bunu mecaza taşısak hakikattir tabii ki. Ama bir de batını olduğunu kabul eden tefsir yöntemini benimseyip bunu bir de mecaza taşısak nasıl izah ederiz? Şöyle. İki yüzlü bir insanın iki yüzlülükle çıktığı yolda varacağı nokta bir cehenneme dönüşmüş vicdandır. Vicdan azabıdır. Bunu mecaza taşıdığımızda dahi karşımıza cehenneme dönüşmüş yanan bir vicdan çıkar. Çünkü iki yüzlülükle elde etmek istediği hiçbir şeyi elde edemeyecek. Fakat kendi yüzüne karşı da yabancılaşmış olacak. İşte bunun vicdan azabı İçini cehenneme çevirecektir. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ediyorlar. فَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Bilmiyorlar ki siz kendilerinden razı olsanız dahi Allah yoldan sapmış bir toplumdan asla razı olmayacaktır. Bunu bilmek. Bunu bilmek öyle sıradan bir şey değil. İki yüzlü ve fakat tek dünyalı bir insan bunu nasıl bilsin? İki yüzlü ve fakat tek dünyalı olan bir insan eylem ortaya koyarken insan ne der diye koyar. Çünkü onun yöneldiği yer el ne der sorusu. Allah ne der sorusu onun defterinde yazma. Peki fark nedir?
halk ne derle hak ne der arasındaki fark, halk insanın yüreğini göremez. Ama hak görür. Onun için halk ne der deyip de hak ne der diye sormadan tek dünyalı ve çift yüzlü olarak hayat yoluna çıkan bir insan, eylemlerini daima vizyona ve vitrine ayarlar. Ama vitrinin arkası çöp tenekesinden beter. Camını indirin vitrinin, arkada korkunç bir leşleşme göreceksiniz. Kokuşma göreceksiniz. Onun için kamufle edilmiş bir fosfetik çukurla karşı karşıya kalırsınız. Affınıza sığınıyorum. Ama risk bu, durum bu. Onun için de burada ayan ve beyan bir biçimde göz önüne serilmiş. Allah'ı hesaba katmayan mantık sahibini o noktaya. El-e'râbu eşeddu kufran ve nifâkan. Bedevi Araplar, inkar ve ikiyüzlülük açısından kent soylulardan daha katıdırlar. O kent soylulardanı ben tırnak içinde veriyorum. Zaten eşedd kelimesi İsmi taf değildir. Daha, en manasını verir. Onun için kimden daha katı, kimden küfür açısından daha şedittir? Tabii ki kent soylulardan. Ve ecderu ellâ ya'lemû hudûde mâ enzelallâhu alâ rasûlî. Ve Allah'ın elçisine indirdiği hayat tarzının sınırlarını tanıyıp kavramamaya daha yatkındırlar. Evet, bir de mazeretleri var. Yine harika bir üslupla yüz yüzeyiz. Allah'ın elçisine indirdiği hayat tarzının sınırlarını gereği gibi kavramaktan biraz da acizdirler diyor. Yani mazurdurlar demiyor ama onu demeye getiriyor gibidir. Vallahu alimun hakim. Allah bu gerçeği de çok iyi bilendir. Fakat hikmetle muamele edendir. Bu gerçeği bildiği halde yine de hikmetle. Hikmet burada nedir dostlar? Ayrımdır. Ayırdına varmadır. Temyizdir yani. Pirinci taşa katmamadır. Ayıplamadır. Herkese hakkını vermedir. Mazereti varsa mazeretini görmedir. Bedevinin kaba sabalığını gören Allah, aynı zamanda onun inceliklere akıp erdiremeyeceğini de görüyor. Bu harika bir temyizdir işte. Peki neden buraya bu temyiz alınmış? Aslında bize öğüt veriyor. İnsanı insan yapan teknis değil, temizdir diyor. Teknis süpürmedir. Temiz ayırmadır. Teknis süpürücülüktür. Süpürüp atarsınız. Taşı var diye pirincini de atarsınız. Kabuğu var diye karpuzu atarsınız. Temiz ise ayıklamadır. Taşını ayıklar, pirincini yersiniz. Kabuğunu soyar, içini yersiniz. Allah'ın kitabı dışında tüm kitaplar için geçerli değil. Allah'ın nebisi dışında tüm insanlar için geçerli değil. Ayıklayacaksın. Onun için bakınız Allah ayıklamayı öğretiyor bize. Temyizi öğretiyor burada. Çok küçük nüansları bile, ki nüans küçüktür zaten, nüansları bile görüyor Rabbimiz ve ayıklıyor. Fark etmemizi istiyor. İyiye hakkını vermemizi istiyor. Hatta az iyiyle çok iyiyi, az kötüyle çok kötüyü ayırmamızı istiyor.
Ebu Talip ile Ebu Leheb'i aynı kefeye koymamızı istemiyor. Bedevinin münafığıyla şehirlinin münafığını da aynı kefeye koymamızı istemiyor. Bedevi onun yaptığını rafine biçimde yapmıyor ve ne manaya geldiğini de pek bilmiyor, aklı erdiremiyor. Fakat şehirli münafık rafine biçimde münafıklık yapıyor. Bunu bile ayırıyor. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ Bedevi Araplardan Allah yolunda harcadığı her şeye kayıp gözüyle bakan ve zamanın aleyhinize dönmesini gözleyenler var. Aleyhim dairatus sevv. Bekledikleri bela kendi başlarına çökecektir. Hatta bu cümleyi şöyle de tercüme edebiliriz. Bekledikleri bela başlarına çöksün. Vallahu semi'un alim. Zira Allah her fısıltıyı işitmekte, her tasarımı bilmektedir. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bedevi Araplar arasında Allah'a ve ahiret gününe iman eden وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ Allah yoluna harcadığı her şeyi Allah katında bir yakınlık ve elçinin duasını alma vesilesi bilenler de var. İşte ayrım. Demiştim ya. Bedevi Araplar arasında öyleleri var. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kur'an bedevi, bedevi, bedevi derken bize ne bundan canım demesin hiç kimse. Biz bedevi değiliz demesin. Bedevi aklı yeryüzünün sadece belli bir zamanında ve belli bir zemininde yaşamış insanlara has değildir. Bu bir düşünme biçimidir. Bu bir bakış açısıdır. Onun için de bedevilik bir akılla ilgilidir, zamanla değil. Bir bakış açısı, algı biçimi, bir hayat tasavvurudur. Ufku dar, dünyası küçük, hülyası küçük, rüyası küçük, dili sınırlı, düşüncesi kısır insan tipi demektir bedevi. Bizde tırnak içinde köylülüğe tekabül eder. Ama köylülükten kasıt kişinin oturduğu yer köy olan demek değildir. Davranış ve tavır açısından bir köylülük bu. Yoksa köyde oturur medenidir. Kentte oturur köylüdür, bedevidir. Onun için ben burada köylülük sözcüğünü tırnak içinde özel bir anlam yükleyerek kullanıyorum. Yani ufku küçük, bakışı küçük, dünyası küçük, kısır, dar, algılayamayan insan demektir. İşte bu noktada bedeviden bahsederken günümüze böyle taşıyabiliriz bunu. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ Bedevi Araplardan Allah yolunda harcadığı her şeye kayıp gözüyle bakan ve zamanın aleyhinize dönmesini bekleyenler var. Aleyhim dairatus sev. Bekledikleri bela kendi başlarına çöksün, çökecektir. Vallahu semi'un alim. Allah her fısıltıyı işitmekte ve her tasarımı bilmektedir. Ayetini biraz önce meallendirmiştik. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bedevi Araplar arasında Allah'a ve ahiret gününe iman eden de var. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ
Allah yoluna harcadığı her şeyi Allah katında bir yakınlık ve elçinin duasını alma vesilesi bilenler de var. Ela innaha qurbatun lahum. Bakın, işte bu onların yakınlığına gerçek bir vesile olacaktır. Yani umduklarına kavuşacaklar. Öyle görüyorlarsa öyle olacaktır. Seyudhiluhumullahu fi rahmeti. Ve Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. İnnallaha gafurur rahim. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Rahmet kaynağıdır. Öyle değil. Onun içindir ki yukarıdan beri bedevilerle ilgili çok söz ettik. Peygamberler şehirlere gelir. Kentlere gönderilmiştir. Onun içindir ki peygamberler Medine kurucusudurlar. Medeniyet kurucusudurlar. Onun içindir ki peygamberlerin hepsi Medinelidir. Yani medeni insanlardır. Çünkü din muhatap olarak karşısında hukuku olan, insani ilişkileri bilen ve Allah'la ilişkisini kurmak, insanın insanla, insanın eşya ile ilişkisini kurmakla aynı paket içinde değerlendiren insan topluluklarına inanır. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. İmkanların tükendiği yerde, imkanların üretileceği yere göç edenlerle, kendi imkanlarını onlarla paylaşan din yardımcılarının öncülerine, ilklerine ve iyilik yolunda onların izini takip edenlere gelince. Biliyorum, okuduğum bu kadar değil ama neden tercüme bu kadar uzun oldu demezsiniz umarım. Şöyle de tercüme edebilirim. Muhacirler ve ensarın ilklerinden ve öncüleriyle iyilik yolunda onları takip edenlere gelince. Görüyorsunuz tercümemi uzatmamın sebebi, muhacir ve ensar kavramlarını açmak. Bu sözcükler belirli bir zaman ve zemin dilimine mahkum edilecek sözcükler değil. Bunlar evrensel kavramlar. Onun için muhacir kimdir sorusuna aslında bir cevaptı benim tercümem. Kimdir muhacir diye sorarsanız, bendenizin lügatında muhacir, imkanların tükendiği yerden, imkanların yeniden üretileceği yere göç edendir. Veya imkanların tükendiği yerden imkanları üretmek için göç edendir. Evet, muhacir. Böylesine bir hicretin bittiği söz konusu mudur? Bitebilir mi? Hele bugün İçinde yaşadığınız şartları göz önüne aldığınızda nasıl bittiğini söylersiniz böylesine bir kavramın. Hayatımızda yerinin olmadığını söyleyebiliriz ki. İmkanların bittiği yerden, imkanların yeniden üretileceği yere göç etmek. Bu göç manevi olabilir. Yüreğinizde ve zihninizde yaşanabilir. Yüreğinizde o imkanlar bitmiştir o noktada. Artık kanal değiştirirsiniz, makas değiştirirsiniz, zihninizde düşüncenin makasını değiştirirsiniz. O usulü denemişsinizdir, o yöntem sonuç vermemiştir, bir başka yönteme hicret edersiniz. Ama dünyanızda da bunu yaparsınız. İşte budur hicret. Ensar nedir? Ensar da kendi imkanlarını hicret edenlerle paylaşan
din yardımcılar. Ensarın nusreti dinedir. Dine yardım ettiği için muhacire yardım eder. İşte onlara kucak açan, kol kanat geren, lokal manasına ilaveten, belki total manası dine yardım eden herkes ensardır. İsterse muhacir olsun. Bu manada. İşte onların ilkleri, öncüleri ve onların izini takip edenler. Radiyallahu anhum ve radu. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bana bir tanesi bu cümleyi bir ömür söylese usanmam. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bakın, eğer Arap dili açısından buradaki vava, veradu anhin başındaki vava, haliye vavı anlamı verirsen, mana şöyle olur. Allah'ın razı olma şartı kulun Allah'tan razı olmasına bağlıdır. Sen Allah'tan razı mısın? Hepiniz Allah razı olsun diyorsun. Ama Allah'tan razı ol demiyorsunuz. Birbirinize bazen de böyle tavsiye edin. Allah'tan razı ol. Allah'tan razı olmayandan Allah niçin razı olsun? Ben senden Rab olarak razıyım ya Rabbi demeyenden Allah niçin kul olarak senden razıyım desin ki? Onun için doğru bir biçimde anlamak gerekiyor. Allah'tan razı olun ki o da sizden razı olsun. Allah'tan razı olmanın en güzel göstergesi nedir? Onun sizin için tayin ettiği sınırları sizin de kendiniz için kabullenmektir. Evet, onu Rab olarak kabullenmektir. Sen düşünürsen benim için en iyisini düşünürsün. Sen benim için hüküm vermişsen bu benim için verilebilecek hükümlerin en güzelidir ya. Budur işte Allah'tan razı olmak. Ve a'adde lehum cennetin tecri tahtihel enharu halidine fiha ebede. Ve onlar için içerisinde ırmaklar çağlayan, İçerisinden diye tercüme etmedim. Bir tek N'yi eksik bıraktım. Çünkü burada da o eksikti. Daha doğrusu ibare öyle gelmiş. Tecri tahtihel enhar. Tecri min tahtiha gelirdi hep. Minsiz geldiği için ben de nunsuz, N'siz çevirdim. İçerisinde ırmaklar çağlayan, ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır Allah. Zalikel fevzul azim. İşte budur büyük mutluluk. Büyük mutluluk buymuş dostlar. Mutluluk tatminle ilgilidir dostlar. Mutluluk imkanla ilgili değildir. Tatminle ilgili. Tatmin akılla ilgilidir. Deliler ve çocuklar şekerlerle tatmin olabilirler. Küçük bir şeker verirsiniz, bir bebeği tatmin edersiniz. Yarım biberon süt, bir süt çocuğunu tatmin eder. Çünkü aklı onunla tatmin olacak kadar küçüktür. Fakat büyük akıllar oyuncaklarla tatmin edilemez. Oyuncaklarla tatmin olmayan büyük insanları tatmin eden şey cennettir. Cennetten aşağısıyla tatmin olmayanı yeryüzünde satın alacak hiçbir güç yoktur. Ve asıl olan da işte budur.
Onun için ya eyyetuhen nefsül mutmainne, ey cennetle tatmin olan nefis, kişi demektir. Ey Allah'tan aşağısıyla tatmin olmayan adam demektir. Yiğit demektir. Fedhuli fi ibadet. Vedhuli cennet. Cennetten aşağısıyla tatmin olmadın madem. Madem dünyaya okey demedin. Tamam fit olduk demedin. O zaman hadi gir tatmin ol. Aşağısıyla tatmin olmayan, yüce ruhlar küçük şeylerle tatmin olmazlar. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. Ne ki çevrelerindekilerden bedevi Araplar arasında iki yüzlüler var. وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. İlginç bir ibare. Ve şehir ahalisi arasında da ikiyüzlülüğü içselleştirenler var. مَرَدُوا ibaresini ben içselleştirmek diye çevirdim ama literal manası bunun şeytanı maritten söz edilir Kur'an'da. Şeytanın sıfatıdır bu marit. Yani küstah şey. Bir işte zirveleşen, aşırı giden anlamına gelir. Ama ben şehirlinin münafıklığından söz ederken, onu rafine haline getiren anlamının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Meradu alen nifak. Nifakı ikiyüzlülüğü çok ince taktikler halinde uygulayan insan gibi geldi bana. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Siz onları tanımıyorsunuz ama sen onları tanımıyorsun ama biz tanıyoruz. Buradaki sen onları tanımıyorsun derken peygambere hitap ama çoğulu tabii siz onları tanımıyorsunuz diye anlayabiliriz. Fakat biz diyor karşılığında. Bizden maksat kim? Elbette Allah ve tanıttığı görevlileri, melekler başta olmak üzere olabilir. Ama buradaki bizden böyle bir şey ille de çıkmaz. Kur'an'da Allah hakkında kullanılan şahıs zamirlerinin birden fazla ve birbirine aykırı olmasının en temel mantığı Allah şahıslaştırılamaz. Onun için bir ayetin içinde Allah hakkında üç değişik şahıs zamiri kullanılabilir. Bu da şunu gösterir. Allah'ı zihninizde kişileştirme anlamına gelir. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Onlara bu dünyada çift kat azap çektireceğiz. Bu hayatın sonunda ise dehşet bir azaba kitleneceklar. Neden çift kat? Sevgili Kur'an dostları, aslında Allah adildir. Kimseye hak ettiğinden fazla vermez. Neden çift kat? Aslında çift yüzlü olduk. Çift yüze çift kat azap olur. Bunun anlamı şudur. Neden bunlar iki yüzlü oldular? İkinci yüzleriyle bir itibar elde etmek istiyorlardı. Yoksa gerçek yüzleriyle görünürlerdi kafir olarak, inkarcı olarak. Fakat ikinci yüzleriyle bir menfaat elde etmek istiyorlardı. O menfaatten mahrum edilecekler, bu bir azap. İkincisi, insanların gönüllerinde güven ve sevgileri kalmayacak. Ne Allah'a yaranacaklar, ne de yaranmak için
ikinci bir maske taktıkları insanlara yaranabilecekler. Çünkü hiç kimse kendisini aldattığını gördüğü birine menfaatlendirmez. Ondan yana olmaz. Onun için deşifre edilerek itibarlarından soyulacaklar, bir de umdukları menfaatlerinden mahrum edilecekler. İşte böyle çiftlenecek cezaları kat kat olmuş. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. Bir de ilkin iyi olan işini kötü olan ötekisiyle karıştırıp en sonunda günahını itiraf eden diğerleri var. Hasallahu en yetube aleyhim. Allah'ın onların af taleplerini kabul etmeleri umulur, beklenir. İnna Allah gafurur rahim. Çünkü Allah çok bağışlayan bir rahmet kaynağıdır. Ayetin üslubuna sanırım dikkat ettiniz. Harika bir analiz yapıyor ayet yine. Yukarıdan beri devam eden muhteşem analizler bunlar. O analizleri hatırlayalım. Hata edip samimi olarak pişman olanları ayırıyor. Ya da işi karıştıranlar. Bakın burada da işi karıştıranlardan söz ediyor. İyi işi kötü işe karıştıranlar. İşi karışık olanlar. Karışık sevenlerden söz ediyor. Ama öteden beri bu analizi yaptı zaten. Müthiş bir tahlil yaptı bu pasaj. Şehirlilerle bedevileri ayırdı. Ondan sonra özür dileyenlerle dilemeyenleri ayırdı. Ondan sonra özrü makbul olanlarla özrü makbul olmayanları ayırdı. Ondan sonra kaba münafıklarla rafine münafıkları ayırdı hemen yukarıdaki ayette. Şimdi de son olarak af dileyip affolunanlarla bir aşağıda işi Allah'a kalanları ayırıyor. Muhteşem bir analiz yapıyor. Hepsini böyle birbirinden analiz ediyor, ayırıyor. Devam ediyoruz. Hul min emvalihim sadakaten. Onların Allah'a sadakatlerini ispat için, ifade için sundukları malları kabul et. Bakınız sadakayı böyle çevirdim. Sadakanın doğru anlamı da budur. Allah'a samimiyeti ispat için sunulan meblağ. Bedel. Sadak. Sıdkınızı, sadakatinizi, samimiyetinizi, dürüstlüğünüzü Allah'a karşı ispat için sunduğunuz bedel. Kabul et diyor. Tutahhiruhum ve tuzekkihim bihe. Bu sayede onların temizlenmelerine, arınmalarına yol açmış olursun. Bakınız. Ne demiştim? Ayeti tefsir ederken ric kelimesini yorumlarken pislik manevidir demiştim. Burada da temizlik manevi olarak geldi. Yoksa sadaka ile yıkanılmaz değil mi? Deterjan değildir yani. Görüyorsunuz. Onun için Kur'an'daki la yemessuhu illel mutahharun'daki taharet de dahil birçok taharetle ilgili ayetler mecazidir. Yani düşünsel ve duygusal bir iç temizliğe delalet ederler. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ve onlar için dua et. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ çünkü senin duan onlar için bir gönül ferahlığıdır, sükunettir, iç huzurudur. Vallahu semi'un alim. Üstelik Allah tüm duaları işiten ve kime neyi vereceğini bilendir. Yani sen dua et. Hepiniz dua et. Fakat Allah kime neyi vereceğini de bilir. Buradaki sadaka, huz min emvalihim sadakaten.
Yani Allah'a sadakati ispatlama bedeli. Zekat mı diye sorulabilir. Bize göre zekattan öte bir şey, farklı bir şey bu. Tevbe sadakası diyebiliriz buna. Ki Resulullah döneminde münafıkça iş yapan ya da yaptığı eylem bu anlama alınabilecek olan kimseler sadakatlerini ispatlamak için önce tevbe ederler, sonra da bir mallarından bir sadaka verirlerdi. Tıpkı Ka'b bin Malik'in Resulullah'ın huzurunda malını tasadduk etmesi gibi. İşte burada o tevbe sadakasından söz ediliyor. Ve sahabe arasında yaygın bir uygulamaydı bu. Sanırım bugün de durumu müsait olan insanlar tevbe ettikten sonra bir tevbe sadakası vermeleri bu harikulade uygulamaya çok mutabık düşer, uygun düşer. Onları kabul etmek. Aslında Resulullah kabul etmiyordu bazıları. İşte bu da çok ilginç. Hani bu dersin başında demiştim ki, münafık aklı atlattım der. Oysa ki elenmiştir. Onun için verdim diye bakmayacağız. Acaba kabul buyurulur mu? Kabul edilmezse vermenizin çok fazla bir anlamı yok. Hatta verememekten değil, yanacaksanız eğer kabul edilmemesine yanın. Yoksa verebilenler kol gücüyle vermiyorlar. Allah onlara verme inancını veriyor. Önce yürekleriyle veriyorlar. Sonra ellerinde. Bu bir güven işidir. Kişi güvendiğine verir. Allah'la aralarında bir güven ilişkisi kurulmuştur. Onun üzerine veriyorlar. Yoksa kolay değil. O sebeple alınıyorsa, kabul ediliyorsa ona sevinin. Tıpkı İmran'ın kadını, İsa annesi Meryem'in annesi gibi. Ne diyordu Meryem'in annesi Hanne? Fetekabbel min. Karnındaki doğmamış yavrusunu Allah'a adamıştı. Çünkü verecek hiçbir şey bulamamıştı. Bir teşekkür etmek istiyordu ömrünün sonunda. Ama yavrusundan başka da bir şeyinin olmadığını görünce karnındaki yavruyu Allah'a verdi, adadı. Ve daha sonra da dönüp fetekabbel min. Ne olur benden kabul etmiyordu. Etmeyebilirdi. Sizin için hediyeniz çok değerli olabilir. Ama unutmayın ki o hediyeyi de yine Allah verdi. Allah için çok küçük bir hediye. وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Yukarıdaki ayeti sanırım atladık. اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. Bilmiyorlar mı ki Allah, evet yalnızca O'dur kullarının tevbelerini kabul eden. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. Sadakalarını kabul buyuran da o. Ve ennallâhe huve't-tevvâbur-rahîm. Zira yalnızca Allah'tır tevbeleri kabul eden. Yani tevbeyi kim kabul ediyorsa sadakayı da o kabul ediyor diyor. Bu çok önemli. Ve kul i'melû feseyyarallâhu amelekum ve rasûlûh vel mu'minûn. De ki, tekrar de ki hatta. Burada bir tekrar eklememiz gerekiyor galiba. Çünkü bu ibareye çok yakın bir ibare daha önce de geçti. Hatırlayınız, hemen arkadaki 94. ayette bu ibarenin çok benzeri geçti. De ki, durmayın, değer üretin. İ'melû'yu ben değer üretin diye çevirdim. Çünkü amel işlemek, değer en kapsamlı anlamıyla değer üretmektir.
Nasıl olsa ürettiğiniz değeri Allah görüyor. Onun elçisi de görüyor ve müminler de görüyorlar. İman ve amel değer üretmek içindir dostlar. Bir iman ki meyvesi yoksa, bir değer üretmiyorsa o imanın olduğunu nasıl ispat edersiniz? Onun için imanın ispatı ameldir. Değer üretmektir. Ve burada da imanın ispatına çağrılıyor müminler. Ve kim görecek diye bakmayın diyor. Bir kez Allah'ın görüyor olması sizin için yetmeli. Gören bir Allah'a inanıyorsanız eğer, değer üretmeye devam edin. Ama unutmayın, eğer değer üretirseniz, sahici bir değer üretirseniz, mutlaka gök kubbe altında yankılanacaktır. Çünkü baki kalan bu kubbede bir hoş sadadır. Ve sadanızı, avazenizi bu cihanda Davut gibi salmışsanız eğer bu kubbede kaybolur mu hiç? Onun için değer üretin diyor. وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ En sonunda görülemeyeni ve görüneni ayrıntılarıyla bilenin huzuruna çıkartılacaksınız. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve o size yapıp ettiklerinizi bir bir haber verecektir. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ Bir de durumları Allah'ın takdirine kalmış bir grup insan daha var. Bir ayrım daha yaptı, bir temyiz daha yaptı. İmma yuazzibuhum ve imma yetubu aleyhim. Allah isterse onları cezalandırır. Yuazzibuhum'un en güzel karşılığı, en doğru karşılığı budur. Cezalandırır. Dilerse onların tevbelerini kabul eder. Vallahu alimun hakim. Zira Allah her şeyi bilir, hikmetle muamele. Bu ayetin Kâb bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Mürare bin Rebi gibi Tebük'ten geri kalanlarla ilgili olduğunu söyler İbn Abbas. Fakat İbn Abbas'a dayandırılan bu yaklaşım ayetin bağlamıyla birlikte düşündüğümüzde pek desteklenmiyor gibi geliyor bize. Bu ayette sözü edilenler bir üsttekilerden daha gerideki insanlar. Çünkü açık bu. Bir üsttekiler tevbe ediyorlar, bunlar tevbe dahi etmiyorlar. Allah'a kalmış. Yani bunların işleri Allah'a kalmış olanlar. Tevbe edenlerin tevbesini Allah kabul ediyor çünkü. Onun için bu ayrı bir kategori olarak ele alınmış ve Tebük seferi çerçevesinde bize insan manzaraları seyrettirilmiş oldu. Bugün işlediğimiz ayet. Önümüzdeki ders bu surenin son dersi ve yine aynı konu çerçevesinde bize insan manzaraları veren ve insanların farklı düşünme biçimlerinin temelinde yatan illetleri gözümüzün önüne seren ayetleri işleyeceğiz. Rabbimiz insanı en iyi bilendir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.